Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Gavs, Kutup, Abdal Nüceba gibi tabirler var. Bunların Sofiye tarafından kullanıldığı söyleniyor. Fakat biraz incelersek hadis-i şeriflerde bir takım ulemanın eserlerinde bunlar var. Sofiye'de varsa bu demek ki onlar onu o eserlerden almışlardır. Şimdi İbn-i Abidin'in Nicabetül Kavs isimli eseri var. Oradan bazı malumatları aktaracağım. Çünkü İbn-i Abidin fukahadır. Büyük fukahadandır. Fakihlerin biliyorsunuz fetvası, sözleri muteberdir. Şimdi eserinde ve fil fetava hadisiyeti İbn-i Hacer. İbn-i Hacer'in fetava hadisiye isimli eserinde Ricalü Gayb, Gayb adamları Sümmü Bizarike. Bunlara böyle isim verdiler. 32. sayfada. Rizalü Gayb, Gayb adamları Sümmü Bizarike. Böyle isimlendirmişlerdir. Gavs diye, Kutup diye falan. Niçin? Liadim marifeti ekserin nasilehum. İnsanlar ekserisi onları bilmez. Resum el kutbul gavsu el ferdül cami. Yani bütün kemalatlar kendine cem eden gavs olan kutuptur. Başları diyor. Cealeullah dairen fil afakil erbaati erkan dünya. Cenab-ı Hak bunları yani yeryüzünün dört tarafında devran eden, dolaşan, hizmet eden kişiler yapmıştır. Devrani hel felek fi ufukis sema. Felekin gökyüzünde dolaşması gibi diyor. Manevi bir haldir. Gassetirallahu teala ehvaluhu anil khasatı vel ammeti. Gayreten aleyh. Cenab-ı Hak bunlara gayret olduğunda, kıskandığından, onları dostlarına sakladığından, bunları has olan, olan insanlardan gizlemiştir. Ancak bunlar gayrenlehu yura alimen kecahilin. Alim görülür ama cahil gibi davranırlar. Ve eblehe kefatanın, ahmak gibi görün ama zeki derler. Ve tariken ki ahizin, terk edici gibi dururlar ama yakalayıcı, alıcıdırlar. Kariben bayden, yakın gibi durur ama uzaktır. Uzak gibi durur, yakındır. Böyle acayip halleri vardır. İhya-ül Müddin'de İmam Gazazeler'in kitabında Ebu Derda radıyallahu anh bir rivayet getiriyor. Şöyle buyuruyor. İnne lillahi teala ibaden yukarlehum el ebdal. Allah'ın bir tabukları var ki onlara ebdal denir. Hulife anil enbiyay evtadül art. Bunlar peygamberler yerine halef kalmışlardır ve yerin direkleridir. Yani yerde nasıl aile, dağlar kazık gibidir. Bu Allah dostları da manevi adamlar da yerin direkleri gibidir. Felemmen kaddattin nübüvvetü nübüvvet bitince ebdelallahu teala mekânühüm kavmen min ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala Ümmet-i Muhammed'den olan bir takım kimseleri o peygamberler yerine geçirmiştir. لَمْ يُفَدُّلُ النَّاسِ بِكَسْرَةِ السَّلَمْ وَلَا سَلَاتٍ وَلَا حُسْنُ حِلِّتٍ. Yani güzel görüntüleriyle çok namazla, çok oruçla insanlara üstün olmuş değillerdir. وَلَاكِنْ بِسِدْقِ الْوَرَعْ Vera, takva da sadakatle ve husnü niyeti, niyetlerin güzel olmasıyla selameti sadır edileceğin bir Müslümin. Bütün Müslümanlara karşı gönülleri tertemiz, böyle hiçbir kin, gayz, öfke olmaksızın kalpleri, gönülleri tertemiz olması bile. Nasihat-ı ve müminlerin tamamına nasihat. Onlar için hayırlı işleri düşünmeleriyle. İçin böyle dile bunlar. İptigâin merdâtillâhi teâlâ. Allah-u Teâlâ'nın rızasını talep ederler. Ve tevazu ehlidirler diyor. Son derece sabırdırlar diyor. Onlar öyle bir kavimdir ki Allah-u Teâlâ onları seçmiştir. Kendine onları halife yapmıştır. Bunlar 40 sıddıktır. Selâsine rücelen, racülen, kulûbuhum alâ mislik yakın İbrahim. Halil Rahman. Bunlardan 30 tanesi diyor İbrahim Aleyhisselam'ın yakını gibidir. Kalplerindeki itikat İbrahim Aleyhisselam'ın itikadı gibi kesindir. La yemutur reculu hatta yekunallahu teala kad enşe min men yahlufu. Onların biri ölürse Cenab-ı Hak onun yerine başka birini koruyar, yaratır. Ve alem ya ahi, bil ki ey kardeşim, ennehum onlar la yel'anune şeyin, hiçbir şeye lanet etmezler. Ve la yu'zunehu, hiç kimseye eziyet etmezler. Ve la yahtakirunehu, hiç kimseyi basit görmezler. Ve la yetetavelune aleyh, kimsenin üzerine kibirle yücelik taslamazlar. Ela yahsiduna ahaden, kimseye haset etmezler. Ela yuhrisuna ale'd-dünya, onlar dünyaya hırslı olmazlar. Hum etyebun nasi hayran, onlar insanların en hayır bakımından en temizleridir. Ve elyenuhum ariketen eskahum nefsen, en temiz huylular, en cömert kimseler. Alametum es-saha, bunların alametleri cömertliktir. Ve seciyetum el-bişaşetu, ahlakları bunların tebessümdür. Hoş geçimdir yani. Sıfatum es-selameti, sıfatları selamettir, emniyettir. Leysul yevm fi haşyetin ve gaden fi gafletin. Bugün onlar korku içinde değillerdir. Yarın da gaflet içinde olmayacaklardır. Lakin müdavimine ala halihimiz zahir. Fakat zahir üzere
hallere devam eder. Zahirde şeriat yaşarlar yani. Ve onlar fîmâ beynehum ve beyne rabbihim la tüdrikuhum riyâhu. El-avâsıf. Şiddetli rüzgarlar onları yakalayamayacak derecede onlar Rablerle kendi aralarında alakalıdırlar yani. Yani rüzgardan süratlidirler. El-khalil müzerrat, süratli koşan atlar onlara yetişemez. Kulübüm tes'adu irtiyahan ilallâhu teâlâ ve iştiyakın ilhî. Kalpleri Mevla'ya arş ve muhabbetle yükselir. Kademen fistibâkil hayrat, hayırda hayırları önde işlemekte adım bakımından öndedirler. İşte ayet-i kerime sanırım. Ulaike hizbullah, bunlar Allah'ın taraftarlarıdır. Ela inne hizballah hümül müflihûn. Dikkat edin, Allah'ın taraftarları galip olanlardır. Mücadele Suresi 22. ayet koymuş. Kader Ravi, kultu ya Ebu Derda, dedim ki diyor Ravi, ya Ebu Derda, ey Ebu Derda, ma semittu bi sıfatin eşedde aleyye min hazi sıfat. Şu vasıflardan daha zor olan bir vasıf işitmedin mi? Kefili en ebellüve, ha bu vasıflara nasıl ulaşabilirim? Nasıl bunlar gibi olabilirim? Fekale ma beyneke ve beyne en tekune fi efsa'ha illa en tübğızat dünya. Sen onlara ulaşman ile sen aranda ancak dünyaya buğz etmen vardır. Ve inneke izze ebğazite dünya, sen dünyaya buğz ettiğin zaman ekbelte ala hubbil ahireti, ahiret sevgisine yönelirsin. Ve bi kader hubbike lil ahireti, ahiret olan sevgin bitarınca da tezhetu fi dünya, dünyadan soğursun, zahit olursun. Ve bi kader zahit, bu zahit sof olman, dünyadan soğuman miktarınca da tüp sürüme yenfevke, sana fayda veren şeyi görsün. Ve izze alem Allah min abdin husnet talep, Cenab-ı Hak bir kulda güzel bir talep, iyi bir niyet görürse efra aleyhi sedade, onun üzerine cömertliği yaktır, şerefi ve ektenefü bil ismeti, onu koruması altına alır. Ve alem yebni ahi, bil ki ey kardeşimin oğlu, ey evladım, inne zarki fi kitabillahi teala, şu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bunu beyan ediyor. İnne Allah'a ma'allezine takav ve lezine muhsinin. Allah takva sahipleriyle ve muhsin olanlarla beraberdir. Nahl Suresi 128. ayet. Şimdi nakalet hatib fi tarih-i Bağdat. Hatib Bağdat'ı kendi tarihinde hani Kenani manasında şu ibareyle Kenani denen zattan nakletmiş. En nukaba'u selase miyetin. Nukaba 300'dür. Ve nüceba sebunen. Nüceba 70 kişidir. El budela abdallar erbanı 40'tır. El ahiyar sebatın seçilmişler 7'dir. Vel umdu direkler 2 ve yukarlığım el evtadu eyzan erbatun. Vel gavsu vahedun. Gavs bir tanedir. Ve meskenül nukaba el mağrib. Nukaba'nın meskenin mağrib tarafıdır. Batı tarafı. Meskenül nüceba Mısır. Neciblerin meskeni Mısır'dır. Ve meskenül ebdal eşşam. Ebdalın meskeni Şam'dır. Vel ahiyar seyyahune fil ard. Ahiyar olan hayırlı kimseler yeryüzüne dolaşırlar. Vel umdu fi zevayel ard. Umd direkler yeryüzünün dört kenarındadır. Ve meskenül gavs Mekke'dir. Gavs'ın meskeni de Mekke'dir. Ve izâ uruzatil hacetü min emril âmmeti. Mum halkın işiyle alakalı bir şey, bir sıkıntı, ihtiyaç duyulursa, arz edilirse ibtehele fîhen nukaba. Evvelen nakıbler bu işte yalvarıp yakarmaya başlıyorlar. Sümmen nüceba sonra cibler. Sümmen ebdal sonra ebdal. Sümmen ahiyar sonra ahiyar. Sümmen umd sonra evtad. Direk olanlar. Fe'in ucibe ferikum minhum ev küllühüm. Onlardan bir fırkaya veya hepsine icabet edilirse fezlake, bu durumda iş tamam olur. Ve illa eğer icabet edilmezse, o zaman olay halledilmemişse ibtihalen gavsu, gavs duaya başlıyor, yalvarmaya başlıyor. Fela tetummu mes'eletuhu hatta tücabe davetuhu. Duası kabul edilene kadar istemesi tamam olmuyor, devamlı istiyor. İşte böylece Allah-u Teala bu dostlar vasıtasıyla onların duası sebebiyle hayırlı işleri yapıyor. Hazreti Ali Efendimiz'den Kerem Hoca'dan rivayetle şöyle buyurdu. Enne Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kâle. La tesubbu ehle Şam. Şam ehline sövmeyin. Ve nefihim el ebdal. Çünkü orada ebdal var. Ama Tabarani ve galiba. Tabarani bunu öğretmiş. Başka rivayette merfu olarak sebbu zalemehum. Onların zalimlerine sövün. Yani demek ki orada hayırlar var. İlla sövmen icap ediyorsa, yani kızma icap ediyorsa onun zalimlerine kız. Şimdi mesela zalimler orada zulmediyor. Başka rivayette ve la te'ammu belayı, yani sövmeyi, lanetlemeyi umum yapmayın. Fe nefihim el ebdal. Çünkü orada Şam'da ebdal var. El ebdal bi Şam, başka rivayette el ebdal bi Şam en nüceba bi küfe. Ebdal Şam'dadır, Necibler küfededir. Başka rivayette illa ennel evtad min ehli küfe. Evtad bu direkte küfe ehlindendir. Vel ebdalu min ehli Şam. Ebdal da Şam ehlindendir. Başka bir rivayette de en nüceba bi Mısır. Necibler Mısır'dadır. Vel ahyar min ehli Irak.
Ekhyar hayırlar Irak ehlindendir. El kutbu fil Yemen. Kutup Yemen'dedir. El ebdal bi Şam. Ebdal da Şam'dadır. Ve hum kalil. Bunlar çok azdır diyor. İmam Ahmet İmam Ali'den Hasan Efendimiz'den tavsiye ederek şu rivayet getirdi. Hasan Efendimiz buyurdu. Semitü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. İşittim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. El ebdal bi Şam. Ebdal Şam'dadır. Ve hum onlar ebdalın recülen. Onlar 40 recül erkektir. Yuska bihim bil gays. Onlar sebebiyle yağmur yağdırılır. Ve yuntasaru bihim alel ada. Onlar sebebiyle düşmana karşı yardım olunurlar. Ve yusrafu an ehli Şam bihimul azab. Onlar eliyle Şam ehlinin azap kaldırılır. Başka bir rivayette yine Hasan bir isnad ile yine Hazreti Efendimiz'den Enruk aleyhisselam şöyle buyurmuş. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuş. Len tahlul ardu min erba'ine reculen. Yeryüzü 40 erkekten boş kalmaz. Misli Halilir Rahman, Halil İbrahim Aleyhisselam gibi yani imanı yakında onun gibi olan. Ve bihim yuskavun, onlar hürmetine yağdırılır. Ve bihim yunsarun, onlar hürmetine yardım olunur. Ma mâte minum ehadun illa ebdelallahu teala mekânu âkârhu âkâra. Onlar da biri ölmez, ölürse Allah da onun yerine başkasını geçirir. Gâle Katâde diyor, İmam Katâde diyor ki, lesnâ neşükrü ennel hasene minum. Hasan-ı Basra Hazretleri'nin onlardan olduğunda asla şüphe etmezdik diyor. Bak tabiinde böyle diyoruz. Ama bizim yeni yetme profesörler, bayanlar gibileri bunları inkar ediyor. Ve inkardan mahrum olur. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın rivayet Efendimiz Hasan buyurdu. Ma, evet, kale, ma haletil ardu min ba'din nuhin aleyhisselam an sebatin yeryüzü Nuh'tan Nuh'tan sonra 7 kişiden boş kalmadı. Yedfeallahu teala bihim an ehli ard. Allah-u Teala onlar sebebiyle yeryüzünden belaları def eder. Yine İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne lillâhe teâlâ fil halkı selâset miyetin. Allah için halkta 300 kişi var. Kulûbuhum alâ kalbi âdem. Kalpleri Adem aleyhisselam kalbi gibidir. İşte devam ediyor Allah-u Teala'nın halk içinde 40 kişi var. Onların kalpleri İbrahim aleyhisselam kalbi gibidir. Halk içinde 5 kişi var. Onların kalpleri Cebrail aleyhisselam kalbi gibidir. Halk içinde 3 kişi var. Onların kalpleri Mikail aleyhisselam kalbi gibidir. Halk içinde 1 kişi var. Onların kalpleri de İsrafil aleyhisselam gibidir. Onun kalbi de İsrafil aleyhisselam kalbi gibidir. O bir kişi demek ki kavs. O biri ölse onun yerine Cenab-ı Hak 3'ten 1'ini geçirir. Onun yerine de 3'ten 1'i ölse 5'ten 1'ini geçirir. 5'ten 1'i ölse 7'den 1'ini geçirir. 7'den 1'si ölünce yerine 40'tan 1'ini geçirir. 40'tan 1'i ölünce yerine 300'den 1'ini geçirir. 300'den 1'i ölünce Cenab-ı Hak umum halktan birini onun yerine geçirir. Febihim yuhya ve yumitu. Febihim yuhya dokunabilir. Onlar size öyle Cenab-ı Hak diriltir ve yumitu öldürür. Ve yumitu bitki bitirir ve yedfeul bela bela def eder. Bakın şimdi burada incelik var. Kıleli İbni Mesud. İbni Mesud'a dendi ki keyfe yuhi bihim ve yumit. Onlar sebebiyle nasıl öldürüp nasıl diriltiyor Cenab-ı Hak? Öldüren diriltiyor Allah-u Teala'dır. Kimseye karşı bir şey yok. Mesuliyeti yok Cenab-ı Hakk'ın. Fail muhtardır. Bu ibareleri kim diyor? İbn Abidin. Büyük alim. Galen dedi ki İbni Mesud لَاَنُّهُمْ يَسْأَلُونَ اللّٰهُ تَعَلَى اِكْسَالَ الْاُمَمِ. Onlar Allah-u Teala'ya dua edip ümmetlerin sünnet Efendimiz'in ümmetinin çoğalması için dua ederler. Feyyukessirûne Cenab-ı Hak'tan onların duası bereketli ümmeti çoğaldır. Ved'ûne alel cebabiretti zalimlerin aleyhine beddua ederler. Feyyaktasimûne Cenab-ı Hak'tan onların ümmetine onların işini bitirir yani. Üsteskavne yağmur talep ederler. Feyyuskavne yağmur yağdırılır. Eselûne Allah-u Teala'dan isterler. Feyyumbitû lehumul ard onlar ümmetine yerine Cenab-ı Hak ot bitirir. Üdavne dua ederler. فَيُدْفَ بِهِمْ اَنْوَا الْبَلَى Onlar sebebiyle Cenab-ı Hak çeşitli belaları def eder. اَخْرَجُ اِبْنِ اَسَاكِرْ İbn-i Asakir bunu kitabını tarcih etti. Şimdi bu olaya niçin girildi? Buradaki meseleyi, bu kitabı İbn-i Abi Nazir niçin yazmış? Bu Gavs meselesine, Ebtal meselesine niye girmiş? Gençken Şam'daydı. Sonra Mısır'a ilim tahsiline gitti. Orada Şeyh Zekeriya Ensari isimli bir Şeyh Cüveyni isimli bir zatla tanışmış, onun yanında okumuş. O bölgede bununla ulemayla tanışmış. Orada Şeyhülislam İmam-ı Fukaha El-Arif'in Ariflerden biri olan Ebu Yahya Zekeriya El-Ensari evet, isim burada. Kitabında var. Ebu Yahya Zekeriya El-Ensari isimli zatla tanışmış. Fakat kendi ders okuduğu şey, hoca, Cüveyni amaydı. Onu ara sıra bu Şeyhülislam'ın yanına götürmüş.
Kendi hocasının yanında bir gün bahis konusu olmuş. Orada hocası Gavs'ı, Kutb'u falan inkar etmiş. Böyle şey yok demiş. Ben de diyor küçüktüm diyor. Şey demedim ona diyor ama hazmedemedim bunu diyor. Bir gün onu şey Zekeriya el-Ensari, Yahya Zekeriya el-Ensari'ye götürdüğüm zaman ziyarete görüştüler, muhabbetleştiler. Derken felemma vasalna ileyhi akbele aleyh-şeyhi cüveni ve bala fi ikramihi. Yani hocama götürdüğüm zaman diyor o Şeyhülislam Yahya Zekeriya el-Ensari gelmiş, onu karşılamış, ona ikram etmiş. Dua etti ona, bana dua etti diyor. Bana çok yere dua derdi, Allah'ım mefakkıkü fiddin derdi benim için. Belki de onun duası bereketi diyor, hoca oldum diyor. Görüşmemiz tam olduktan sonra ayrılacağımız zaman kultu li Şeyhülislam. Şeyhülislam Yahya Zekeriya el-Ensari, Ebu Yahya Zekeriya el-Ensari dedim ki ya Seyyidi efendim, el-Kutbu vel-Evtad ve-Nücebâ vel-Ebdâl, Kutub, Evtad, Necip, Abdal ve gayb diğerleri mimmen yesuru sofî. Sofiyenin dilinde böyle tabirler var. Hel-hum mevcudûne hakikaten. Bunlar hakikaten var mı? Hakikaten böyle şeyler var mı? Fakale, naam, evet. Vallahi ya veli. Allah'a yemin olsun ki evladım bunlar var. Fekultu'yla o zata dedim ki ya Seyyidi, efendim. Şeyh, yani bu hocam eşertü ile Şeyhül Cüveni. Yanındaki hocası Şeyh Cüveni yaşatmış. Yünkürü zalike. Bunları inkar ediyor. Yübalu firret ala men zekere. Bunları böyle bahseden kişilere de son derece şiddetle men ediyor. Dedim diyor. Fakale Şeyhülislam. Şeyhülislam İbn Yahya Zekeriya el-Ensari dedi ki hakeze ya Şeyh Muhammed, ey Şeyh Muhammed Cüveni, böyledir. Bir kere rezalişe aleyhi, onun üzerine sözünü tekrar etti. Bunlar var, bu şekildedir. Hatta kâle lehu Şeyh Muhammed, o Şeyh Muhammed Cüveni dedi ki ya Mevlana Şeyh İslam, ey dostum efendim Şeyh İslam, amentü bizalike, buna inandım. Asattaktü bi bunu tasdik etti. Vakat tüttü bundan tövbe ettim diyor. Fakale Şeyhülislam dedi ki haza ve zannu bike ya Şeyh Muhammed, ey Şeyh Muhammed, sana olan zannımız budur. Biz seni işte bu şekilde hüsnü zannına kabul ediyoruz dedi. İşte bu alimler arasında geçen bir olaydı. Bunu İbn-i Abidin Hazretleri büyük fukaha anlatıyor. Hani fukahasında büyük bir zat. Makbul bir insan. Bunlar bunu kabul ediyorlar. Bundan sonra tasavvufçuların Gavs var demesi, Kutup var demesi kime dokunuyor yani? Allah-u Teala'nın nice adamları vardır ya. Birçok ad-i şerifte kayıp adamları vardır diyor. İbadullah diye nida ettiğin zaman onlar Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla, izniyle, müsaadesiyle gelir. Bunlar Allah'ın görünmez adamlarıdır. Melekler arkadaşım. Melekler her türlü işi yapıyorlar. Onlara inanıyorsun da ona inanmak farz zaten. Gaybi olarak Allah-u Teala dilediği tasarrufları yürüten görevli memurları olmaz mı? Olur. وَلِلَّهِ جُنُدُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerin gün orduları Allah'ındır ya. O yüzden bunları inkar etmek doğru değil. Ondan sonra tasavvufçuların kitaplarında bu geçiyor. Biz zaten tasavvuf erbabı olduğumuz için zaten kabul ediyoruz. Sana illa da yani kalkıp Gavs'tan iste, şeyden iste demiyor ki. Allah'tan iste. Allah-u Teala dostların hürmetine bana ver de. Daha ne itiraz ediyorsun? Dolayısıyla olan şeyi inkar etmek cahilliktir. Kör güneşi inkar etmiş. Ne zarar verir? Kör. Allah hidayet versin deriz.